Derbideki konsantrasyona baktığımızda Galatasaray cephesinde son hafta Konyaspor maçının da çok da kolay geçmesi biraz yanlış bir beklenti olabilir sarı kırmızılar için. Ya yani derbi için çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Fenerbahçe açısından sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet. Maç sonrasında yaşananlar da tabii ki kimsenin çok da tasvip etmeyeceği görüntülerdi. Önü ve sonu belki ayrı ayrı üstüne Kesinlikle. değerlendirmelerde bulunmak gerekebilir. Maçtan önce ısınma hareketlerinden de önce neredeyse yaşanan tatsızlıklar maç sonu Ya ve sonraki günlerde de açıklamalarla hem karşılıklı demeçlerle devam ediyor. maçın da önemini düşündüğümüzde aslında biraz beklenen de bir gerginlik seviyesi vardı tabii ki. Yani hani derbinin önemini düşündüğümüzde ama maç sonrasında bence kimse bu kadarını beklemiyordu diye Tabii. düşünüyorum. Ya bu kadar ciddi olayların yaşanması kimsenin beklediği bir durum değildi bence. Fenerbahçe tarafında Erdem, bu yaşananlar nasıl gözlemleniyor, nasıl konuşuluyor? Bununla ilgili düşünceni Fenerbahçe merak ediyorum. Sonra tarafında Emre'den Galatasaray tarafını dinleyeceğim. tabii nasıl gözlemleniyor? Başkan Ali Koç'un maç sonrası stadyuma gelişi, saha ortasına çıkmak isteyen taraftarla beraber eşlik etmesi. Bu arada şey yalan. Mert Hakan aradı, Ali Koç geldi falan. Yalan yani. Bunlar dümdüz yalanlar. Ali Koç geldi, takımla beraber sahaya çıktı. Ya zaten Mert Ki Hakan'ın zaten aramasına ihtiyacı yok yani. aramasına ihtiyacı yok ki zaten rejenerasyon antrenmanı için bile çıkabilir Fenerbahçeli Ha yine de sporcular. Buna engel bir durum Mert yok. Hakan Sayın Konu Başkan'ın takım içindeki kolu gibi görünüyor, ayrı bir konu ama bir kolu. telefon Hatta o zaman görüşmesine ihtiyaç yok. Mert Hakan konusuna girmişken o zaman Mert Hakan'la ilgili birkaç bir şey söyleyeyim ben. İşte böyle komutan mı olur? Oynamayan komutan mı olur? İşte adı komutan ama futbolda yok, sahada yok gibi Mert Hakan'a saldırılar düzenli bir şekilde devam etti. İşte yalan haberler yapıldı son dönemde. Serdar Aziz haberi yalandı. Serdar Aziz o paylaşımı İsmail Kartal'a yapmıştı bu arada. Düpedüz yalan bir haber. Mert Hakan'ı hazmedememe durumu 4 yıl geçmesine rağmen bitmiyor. Mert Hakan'la alakalı şunu söyleyeyim. Komutan olduğunu nasıl kanıtladı? Net bir komutandı. Belki de ilk kez net bir komutandı. Maç öncesi Fenerbahçeli futbolcular tekne turuna çıktı derbiden önce. Stres atmak için. Mert Hakan cebinden karşıladı bunu. Sahaya çıktı. Armayı göstermek ne zamandan beri bir suç olabiliyor onu bilmiyorum ama Felipe Melo birçok şey yaptı Türkiye'de. TC yazdığı zaman mı Mert Hakan olduğu zaman mı problem? Hadi onu da geçtik. Gayet de iyi bir oyun uyguladı, oynadı komutan olarak. Maçın ardından da Fenerbahçeli futbolcular aynı şekilde eğlenceye gitti. Yine Mert Hakan götürdü takım arkadaşlarını. İşte böyle komutan mı oluyor? Böyle komutan. Yani Mert Hakan iyi bir komutanlık sergiledi, kaptanlık sergiledi. Ali Koç kalırsa da sözleşmesi yenilecek Mert Hakan'ın. Fenerbahçe'ye devam edecek. Yani yaptıklarını tasdif edip etmeme ayrı bir konu. Ama bir futbolcunun üzerine bu kadar çok gidiyorsanız o da bir insan. Tepki de verir. Bu gayet de normaldir. Bunu sen normal bulmayabilirsin. Ben normal bulabilirim. Tabii. Ama Herkesi subjektif yorumu. Bence normal tavırları olan bir Mert insan değil. Hakan'ın üzerine bu kadar çok giderseniz o da işte komutan mı? Al sana komutan. Netice itibariyle genelde olayların içerisinde olan Ben birisi. Mert Hakan'ın üzerine gidildiğini düşünmüyorum. Yani. Mert Hakan üzerine gidilsin diye uğraşıyor. Yani Fenerbahçe taraftarıyla iyi bir ilişki kurabilmesinin başka bir yolu yok çünkü. Yani 4 senedir Erdem yani hazmedilmedi dedi. Neyine hazmetmediler Mert Hakan'ın onu anlamadım. Yani 4 Herhalde senedir. bu oyuncu Galatasaraylılar kendi takımlarında olmadığı için mutludur diye düşünüyorum. Yani farklı düşünen herhangi bir Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Bu Evet. sene Mert Hakan'ın attığı 2 tane gol var yanılmıyorsam. Attığı kaç tane tweet var ben hatırlamıyorum. Sürekli tweet atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani komutanlık da işte general de komutandır ama işte uzmanlar da var, erbaşlar da var. Onlar da komutan. Hepsi çok saygıdeğer insanlar. Hepsinin belli farklı rütbeleri var ama yani dediğim gibi Mert Hakan'ın zaten Fenerbahçe ile taraftarıyla bağ kurabilmek için başka bir şansı yok. İlk 11'de oynayabilmesi için 4 kişinin 5 kişinin falan aynı anda olmaması gerekiyor. Anca o şekilde ilk Bu 11'de arada iyi oynayabiliyor. performansları da oldu zaman Bu zaman. sene işte Pendik maçıydı yanılmıyorsam. Güzel bir gol attı. Evet. Oynadığı zaman futbol Demirspor maçında da mı uzak köşe o iptal attı o? edilen bir golü vardı. Pendik maçında bir Serbest tane uzak vuruştan köşeye attığı attı güzel bir golü yanılmıyorsam. Bir vardı. tane Kasımpaşa frikikten attığı maçı. gol var. Evet. Yani futbol oynayabildiği
kısıtlı anlarda güzel performanslar gösterdi Mert Hakan. Keşke onlarla ansak. Yani Mert Hakan için muhtemelen yıllar boyunca açıp böyle gece odasında çok mutlu olarak izleyeceği bazı görüntüler var. İşte maç sonu çıkardığı tuhaf sesler falan var şeyde, koridorda. Bu arada yeteneksiz bir oyuncu, yeteneksiz kötü bir oyuncu değil. Yani milli takım, keşke milli takım seviyesinde olabilecek, gelebilse, o havuzda olabilecek bir oyuncu. Yani şeyden dolayı rahat. Futbolcu arkadaşlarına saygısızlık yaparken şu yüzden rahat. Mesela Kerem Aktürkoğlu yazın muhtemelen Avrupa Şampiyonası'nda forma giyiyor olacak. Mert Hakan da bu videoları böyle evde açıp izleyip herhalde tatmin olacak bunlarla. Bilmiyorum ya, yani ben çok fazla Kerem'in da... Kerem'in de kesin değil gibi ama ya. Yani gider ya mi? Büyük ihtimalle olur. Ama Mert Hakan olmayacağından en azından ona eminiz. Ona eminiz, evet. Yani ya bu, ama bak şöyle bunlar, bir şey bunlar, var. Mert Hakan, sonu olan işler değil. Bak, Felipe Melo, evet. Brezilya milli takımında, evet, oynayan o seviyede bir oyuncuydu. Evet. Fenerbahçe'de de işte Emre Belözoğlu oynadığı, evet, dönemde, Volkan Demirel oynadığı dönemde. Volkan Demirel rakip taraftarın gerçekten çok fazla tepkisini üstüne, evet, çeken bir oyuncuydu. Günün sonunda kariyerini bitirdiğinde Beşiktaş Galatasaray taraftarları belki kendisine çok küfür etmişlerdir tribünden ama, evet, herkesin de saygısını kazanarak o kariyeri bitirdi. Türkiye'de çünkü derbiler tarihinin en iyi oyuncularından, o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. En iyi kalecisi bile demiyorum bak. Konuları, en iyi oyuncularından Volkan, biri. Volkan Demirel şudur. Galatasaray maçlarındaki özellikle Volkan Demirel dünyanın en iyi kalecisidir benim için mesela. Evet. Öyle bir performansı, doğru, vardı. Doğru. Yani bunu yapıyorsan altını doldurman gerekiyor. Sene boyu attığın toplam 2 gol varken yani bana bunlar o komik zaman, geliyor yani. O zaman objektif tartışalım bu konuyu. Bir şey söyleyeceğim. Şekilde, bu bir konuyu dakika, bir dakika. Objektif bir konuşmamız onu, lazım. Onun kararını ben vereceğim. Tabii ki. Objektif bir şekilde, evet, tabii şöyle, konuşacağız şöyle ama bu konu özellikle bu konu bir karşılıklı diyaloğa dönmeyecek. Hayır, dönmeyecek. Zaten dönmeyecek. Şöyle Mert Hakan konusundaki son 2 ayda yaşananlara bir bakalım. Basın mensubu olarak bakalım. Mert Hakan'a durup dururken yapılan bir yalan haber var. O yalan haberi yapan kişi dün akşam Dursun Özbey'in basın toplantısında işte delikanlılık üzerinden bir soru sordu. Yani, bu kadar bak, delikanlılık üzerinden bir gazeteci böyle soru soramaz zaten de. Yalan haber yapıyorsun, oyuncuyu sağ dışarına çekiyorsun. Sonra o oyuncu ilk 11'de başladığı kaptan, yani Mert Hakan kaptandı. Derbide Fenerbahçe'nin kaptanıydı. Hem sağ dışında hem sağ içinde. Çekiyorsun, ardından bunu yapan bir basın mensubu. Bakın ben Galatasaray kulübüyle alakalı, taraftarıyla alakalı bir şeyden bahsetmiyorum. Oyuncuyu sağ dışına çekiyorsun. Ondan sonra ne bekliyorsun? Yani bu kadar fazla da insanların da bir duygusu var. Mert Hakan, ben maçtaydım. Korner kullanmaya gitti, yabancı madde atıldı. Sağ içine geldi. Armasını gösterdi. En aşırı hareketi armasını göstermesi. Ya bu kadar yani bu aşırılıksa... Neden tribüne gitti armasını gösterdi maçı? Neden tribüne gitti armasını gösterdi? Bunu Mert Hakan'a sormak lazım. Neden tribüne gidip armasını sormaya gösterdi? Sormaya gerek yok ki. Çünkü nedenini söyleyeyim o zaman. Dümdüz küfürler edildiği için. Bu kadar. Bir futbolcu, sporcu psikolojisi ya da insan psikolojisi bununla alakalı. Furkan nasıl gözlemledin?